Arkadaşlar merhaba, bugünkü dersimizde toplam fark formülünün ikinci bölümünü işleyeceğiz. Önceki dersimizde 22. föyde ne yapmıştık? Toplam fark formülünün birinci bölümünü işlemiştik. Birinci bölümünde sinüs ve kosinüsün toplam fark formülleri vardı. Sin x artı y'nin, kos x artı y'nin ve x eksi y'lerinin açılımlarını yapmıştık. Bugün de tanjant x artı y, tanjant x eksi y, kotanjant x artı y ve kotanjant x eksi y'nin açılımlarını yapacağız ve bunların üzerine sorular çözeceğiz. Tan x artı y'nin şöyle bir formülü var. Tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y. Bakın yukarıdaki artıysa formülün yukarısı da yine artı oluyor. Tanjantı içeri dağılmış gibi düşünün. Aklınızda tutmanız için söylüyorum. Tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y. Eğer tan x eksi y'yi ararsak biz bu defa ne yapmamız gerekir? Ne demiştik? Bakın şu tanjantı içeri dağılmış gibi düşünelim. Tan x eksi tan y bölü 1 artı tan x çarpı tan y. Dikkat ettiyseniz yukarıdaki formülle aşağıdaki formül birbirinin aynısı. Burada farklı olan tek şey işaretler. Burada artı iken burada eksi, burada eksi iken burada artı. Biraz soru çözdüğünüz zaman bu formüller kolaylıkla aklınızda kalacak formüller arkadaşlar. Bunlar ezberlemesi zor formüller değil. O yüzden sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Kotanjant x artı y ve kotanjant x eksi y'nin de bu şekilde formülleri var. Bunu kendiniz inceleyebilirsiniz ama ben çok fazla bunları kullanma taraftar değilim. Çünkü biz kotanjantın ne olduğunu biliyoruz. 1 bölü tanjant olduğunu bilmiyor muyuz? O zaman bize kotanjant x artı y'yi soruyorsam biz bunun yerine 1 bölü tanjant x artı y'yi kullanabiliriz. Tanjant x artı y neydi? Bakın buydu. O zaman kotanjant bunun ters çevrilmiş halidir. Yani payıyla paydası yer değişecek. Bunu yer değiştirdiğinizde kotanjant x artı y'yi elde etmiş olursunuz. Aynı şekilde kotanjant x eksi y yerine de 1 bölü tanjant x eksi y'yi kullanabiliriz. Bakın bu durumda şimdi kotanjant x artı y yerine 1 bölü tanjant x artı y'yi kullanabiliriz dedik ya. Yani bu ne demek? Tanjantın ters çevrilmiş hali demek. Hemen şunları ters çevirelim. Ne geliyor? 1 eksi tan x çarpı tan y bölü tan x artı tan y. Kotanjant x artı y yerine tanjantın ters çevrilmiş hali. Yani bunu kullanabiliriz. Kotanjant x eksi y yerine de tanjant x eksi y'nin ters çevrilmiş halini kullanabiliriz. Yani şu ikisini yer değiştirelim. 1 artı tan x tan y bölü tan x eksi tan y. Zaten arkadaşlar şu ikisini kesinlikle ezbere bileceksiniz. Bu ikisini bilirseniz bu ikisini zaten kendiniz çıkartmış oluyorsunuz. Yani ayrıca kotanjant x artı y ve x eksi y'yi ezberlemenize gerek yok. Bunu kullanacağınız tek yer şu olabilir. Bakın soruda size bunun açılımını verir. Bunu gördüğünüzde o zaman işte bunu kullanmanız gerekir. Tek soru tipi bu. Bakın mesela size şunu söyleyebilirim. Şuraya bir tane örnek yapalım. Mesela şöyle bir şey dese kotanjant 20 çarpı kotanjant 40 eksi 1 bölü kot 20 artı kot 40'ı sorsa bakın siz şu formülü gördüğünüzde eğer bunun kot x artı y açılımı olduğunu biliyorsak buna kotanjant 20 artı 40'tan kotanjant 60 diyebiliriz. Ama bunun bu açılımın bu formüle ait olduğunu bilmiyorsak bunu söylemekte zorlanabiliriz arkadaşlar. O yüzden bunları hani hiç bilmeyin demiyorum. Yine aklınızın bir köşesinde bulunsun ama biz soru çözerken genellikle tan x artı y ve tan x eksi y'yi kullanacağız. Kotanjant yerine de 1 bölü tanjantı kullanacağız. Şimdi sorularımızı çözmeye başlayabiliriz. Evet arkadaşlar hemen 23. föyümüzde birinci sorudan başlayalım. A şıkkında bize tan 105'in değerini bulmamızı istemiş. Şimdi 105 bizim bildiğimiz bir açı değil. Ama bildiğimiz açılara çevirebiliyoruz. Mesela 105'i 60 artı 45 olarak yazabiliriz. O zaman biz tanjant 105 yerine
tanjant 60 artı 45 kullanmamız lazım. Bakın 60'ı x, 45'i de y olarak düşünürsek, hatta önceki ders yaptığımız gibi isterseniz şu formül kağıdımız yine yanımızda bulunsun. Bakalım hemen tan x artı y'nin açılımı neymiş? Tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y. Yani tan 60 artı tan 45 bölü 1 eksi tan 60 çarpı tan 45. Bunların değerlerini yerlerine yerleştirmemiz lazım. Tan 60'ın değeri köküçtür. Köküç artı tan 45'in değeri de 1'dir. 1 bölü 1 eksi kök 3 çarpı 1'den kök 3 geliyor. Eğer sınavda karşınıza böyle bir soru çıkarsa ve şıklarda bu yoksa bunun sadeleşmiş hali vardır arkadaşlar. Yani bunu 1 artı kök 3 ile eşleniğiyle genişletip daha sade bir hale getirebiliriz. Eğer çıkarsa ve şıklarda bu yoksa, ki bu soru için muhtemelen şıklara bunu koyarlar. Eğer yoksa da onu uygularsınız. Hemen B şıkkına da bakalım. Tan 35 çarpı tan 25 artı 1 bölü tan 25 eksi tan 35. Bakın 1 ile toplanmış ne? 2 tane tanjantın çarpımı. Aşağıda da tanjantların farkı var. Şimdi biz bunu gördük. Aklımıza hemen bizim formüllerimiz gelmesi lazım. Bir defa tanjantın formüllerine bakıyorum. 1 eksi tan tan, 1 artı tan tan. Burada ne var bakın? 1 artı tan tan var. Yani bu tanjantın paydasına benziyor. Yukarıya bakıyorum. Tan x eksi tan y. Burada ne var? Tan 25 eksi tan 35. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar, bu tan x eksi y'nin ters çevrilmiş hali. O zaman biz bunu şöyle yazamaz mıyız? Ters çevrildiyse 1 bölüm tan 25 eksi tan 35 bölü tan 35 çarpı tan 25 artı 1 olarak yazabiliriz. Ama herhangi bir sakınca yok. Çünkü 1 bölü bunu yazarsam bu zaten bunun ters çevrilmiş haline denk geliyor. Bakın şu aşağısı artık bizim şuradaki formülümüzün aynısı oldu. Tan x eksi tan y. Evet, tan 25 eksi tan 35. 1 artı tan 25 tan 35. Evet, sadece bir sağ tarafta ama toplamada yerleşme özelliği vardır. O yüzden bir problem gelmez. O zaman 1 bölü dedik. Alttakine ne diyeceğiz? Tan 25 eksi 35. Tan 25 eksi 35. Buna nedir? 1 bölü tanjant eksi 10'dur. Bu da ne oluyor arkadaşlar? 1 bölü tanjant, biliyorsunuz içindeki eksi önüne veriyordu. Eksi tanjant 10 geliyor. Şıklarda bu da olabilir. Ya da 1 bölü tanjant kotanjant demekti. Biz bunu kotanjanta da çevirebiliriz. Yani eksi kotanjant 10 şeklinde de ifade edebiliriz. Artık şıklara göre hareket edeceğiz. Hemen ikinci sorumuzdan devam edelim. Kök 3 artı tan alfa bölü 1 eksi kök 3 çarpı tan alfa. Şimdi arkadaşlar yukarıda toplama var. Aşağıda 1 eksi çarpma var. Bu ifadeyi, bu kalıbı gördüğünüzde aklınıza hemen şu formüllerin gelmesi lazım. Bakın 1 eksi dediğine göre muhtemelen şu yukarıdaki formül. Çünkü yukarıda 1 eksi var. Buna benzetmeye çalışacağız. Öncelikle burada formülümüzde hep tan x tan y ile başlamış. Ama burada kök 3 var. Biz zaten sin ve kosinüsün toplam fark formüllerinde de söylemiştik. Kök 3 yerine neyi kullanabilirdik? Kök 3'ün eşit olduğu değer tan 60'tı. Kök 3 yerine tan 60'ı kullanalım. Tan 60 artı tan alfa bölü 1 eksi tan 60 çarpı tan alfa. Bakın bunu bu şekilde yazdığımızda artık bu ifadenin aynısı geldi. Hiçbir farkı yok. X yerine 60, Y yerine alfa kullanmış. Demek ki bu neyin açılımıymış? Tanjant 60 artı alfa. Bu ifadenin en sade hali de budur. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Bize tan x'in 2 olduğunu söylemiş. Kot x eksi y'nin 2 bölü 3 olduğunu söylemiş. Buna göre tan y nedir diyor. Bakın ne demiştik? Kotanjantın toplam fark formüllerini çok fazla kullanmamaya çalışacağız. O yüzden ben hemen bu kotanjantı tanjanta çeviriyorum. Kotanjantla tanjant birbirinin tersi değil mi? Kotanjant 2 bölü 3 ise o zaman tanjant x eksi y'de ne olacaktır?
3 bölü 2. Biz tanjant x eksi y'nin 3 bölü 2 olduğunu bulduk. Tanjant x eksi y'nin formülü de burada var. Bakın hemen açalım. Neymiş? Tan x eksi tan y bölü 1 artı tan x çarpı tan y. Burası arkadaşlar 3 bölü 2'ye eşitmiş. Bize tan x'in 2 olduğunu vermiş. O zaman biz şurada tan x gördüğümüz her yere 2'yi kullanabiliriz. Hemen kullanalım. Ne geliyor buradan? 2 eksi tan y bölü 1 artı 2 tan y eşittir 3 bölü 2. Buradan biz tan y'yi çekeceğiz. Zaten bize soruda sorduğu şey de tan y'dir. Ne yapabiliriz? İçler dışlar çarpımı tabii ki de. 2'yi karşıya attık. 4 eksi 2 tan y eşittir. 3'ü de bu tarafa atarsak 3 artı 6 tan y geliyor. Şu eksi 2 karşıya gider artı 2 olarak. Sağ tarafta 8 tane tan y oldu. 4 de bu tarafa giderse, pardon, 4'ün yanına da 3 gelirse 4 eksi 3'ten 1 geliyor. Bu durumda tanjant y de 1 bölü 8'e eşit oluyor. Hemen 4. sorumuza devam edelim. Bize sin x eksi pi bölü 4. Hemen şu pi bölü 4 yerine kısacası 45 derece yazabilirim. Burada da yine aynı şey var. Bunun yerine de 45 yazıyorum. Sin x eksi 45 eşittir 3 kosinüs 45 eksi x. Buna göre kotanjant x nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada x eksi 45 var. Burada 45 eksi x var. X eksi 45 ile 45 eksi x bunlar birbirinin nesidir? Ters işaretlisidir. O zaman biz mesela şu 45 eksi x yerine şunu yazamaz mıyız? Eksi x eksi 45'i yazabiliriz değil mi? Bunun yerine bunu yazalım. Hatta kafanız karışmaması için x eksi 45'e alfa diyelim. O zaman 45 eksi x'de ne olur? Bunun ters işaretlisi olduğu için eksi alfa olur. Bakın şunların içine x eksi 45 değil de alfa olarak yazacağım ilk adımda. Buradan ne geliyor? Sinüs alfa eşittir 3 çarpı kosinüs eksi alfa oldu. Kosinüs içindeki eksiyi yutuyordu. O zaman burası aynı zamanda neye eşit olacakmış? Kosinüs alfaya. Biz buradan kosinüsü karşıya bölme olarak atarsak sin bölü kosinüsün 3'e eşit olduğunu buluruz. Yani tan alfanın ne olduğunu bulduk? 3 olduğunu bulduk. Şimdi arkadaşlar biz tanjant alfayı bulduk. Bize kotanjant x'i soruyor. O yüzden alfa ile x arasında bir bağıntı kurmam lazım. Alfa dediğimiz neydi? X eksi 45. Hemen yerleştiriyorum. Tanjant x eksi 45 neye eşitmiş bakın? 3'e. X eksi 45'in açılımını yapalım. Hemen sol taraftaki formüllerimizden faydalanarak tan x eksi tan 45 bölü 1 artı tan x çarpı tan 45 3'e eşitmiş. Bizim buradan bildiğimiz bazı eşitlikler var. Mesela tan 45'in 1 olduğunu biliyoruz. Bunun dışındaki tek bilinmeyen zaten tan x. Bizden de kot x'i istiyor. Biz eğer tan x'i bulursak ters çevirdiğimizde direkt olarak kot x'e geçmiş olacağız. O yüzden tan x'i bulmamız bizim için yeterli. Hemen şu 1'leri yerine yazalım. Ne geldi? Tan x eksi 1 bölü 1 artı tan x eşittir 3'müş. İçler dışlar yaparsak tan x eksi 1 eşittir 3 artı 3 tan x geldi. Tanları bir yerde toplayalım. Şu 1 tanı karşıya gönderirsek karşıda ne kaldı? 2 tan kaldı. 3 de bu tarafa eksi 3 olarak gelirse eksi 4. Buradan tan x ne geliyor arkadaşlar? Eksi 4 bölü 2'den eksi 2 geldi. Tan x eksi 2 olduğuna göre kot x de nedir? Tanjantla kotanjant birbirlerinin tersi olduğuna göre tanjant eksi 2 olduğuna göre kotanjant da ne olacaktır? Eksi 1 bölü 2. 5. sorumuza bakalım. Tanjant arksinüs 4 bölü 5 artı ark kotanjant 1 ifadesinin değeri nedir diyor. Buna benzer soruları dün sinüs ve kosinüsün toplam fark formüllerinde de çözmüştük. Önce bildiğimiz bir şey varsa onu yerleştirmemiz lazım. Bakın mesela ark kotanjant 1. Ark ne demekti? Bunun sonucunu bulmak için şu soruyu sormamız lazımdı. Kotanjant nerede 1 değerini alır? Kotanjant nerede 1 değerini alıyordu arkadaşlar?
45 derecede. O yüzden ben şu ark kotanjant 1 yerine 45'i kullanabilirim. Ark sinüs 4/5. Ark sinüs nerede 4/5 değerini alır biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bakın bilmediğimiz bir şey varsa bunun yerine y diyecektik. Yani bize sorduğu şey bu durumda ne oldu? Tanjant y artı 45 oldu. Tanjantın toplam formülü bakın bu. Toplam formülü nasıl açılır? Önce tanjantı içeri dağıtmış gibi düşünüyorduk. Tan y artı tan 45 bölüm. Sonra 1 buradaki işaretin tersini alıyorduk. 1 eksi tan y çarpı tan 45. Biz de sorduğu şey bu. Burada bildiğimiz değerler var. Mesela tan 45. Tan 45'in 1 olduğunu biliyoruz ya. Hemen yerine yerleştirelim. Ne geldi? Tan y artı 1 bölüm 1 eksi tan y. Bakın bizim bulmamız gereken ifade budur. Bunu bulmam için neye ihtiyacım var? Tan y'ye ihtiyacımız var. Hemen bir y nedir diye bir düşünüyoruz. Y dediğimiz neydi bizim? Y'yi zaten kendimiz adlandırdık. Arc sinüs 4/5'e y dedik. Şimdi biz biliyoruz ki şu y ile sinüsün içindeki yer değişirse arc ortadan kalkıyor. Bu durumda ne geliyor? Sinüs y 4/5 geliyor. Bakın sinüs y 4/5 ise tan y nedir? Bunu bulmak için ne yapmamız lazım? Tabii ki de üçgen çizmemiz lazım. Bir tane üçgen çizdim. Buraya y dedim. Sinüsü yani karşı bölü hipotenüsü 4/5 olacak. Buraya 4 yazıyoruz. Buraya 5 yazıyoruz. O zaman komşusu 3'tür. Bu durumda tan y ne geliyor? Karşı bölü komşudan 4/3 geliyor. Bakın şu 4/3'ü alacağız. Burada tan y gördüğümüz yere yerleştireceğiz. Ne gelecek oradan? 4/3 artı 1 bölü 1 eksi 4/3. 4/3 ile 1'i toplayalım. Ne geliyor? 4 artı 3'ten 7/3 bölü. Şurası da eksi 1/3. 3'ler birbirini götürür. 7/-1'den eksi 7 geliyor. Arkadaşlar hemen altındaki ÖSYM'nin sorduğu sorusuyla devam ediyoruz. Föyünüzde çözüm olduğu için ben ayrı bir kağıda yazdım. Burada çözmek istedim. Şimdi sorumuza bakalım. Bize bir tane şekil vermiş. ABCD kare diyor. Buna göre tan x nedir diyor. Şimdi biz biliyoruz ki bir açının tanjantını bulmak istiyorsak o açı dik üçgen içinde olmalı. Şimdi bakıyorum x dik üçgen içinde mi? Hayır değil. Peki bu üçgenin içine bir diklik indirsem mesela şuradan indirsem karşı veya komşusunu bulabilir miyim? Çok zor yani bulamayız arkadaşlar. Bu durumda başka şeyler düşünmemiz lazım. Mesela şimdi bakıyorum ABCD kareymiş. Burası 12 birim. O zaman buranın da 12 olduğunu biliyoruz. 5 12 ise o zaman burası da 13'tür. Bunlar bildiğimiz şeyler. Bunları kullanarak bir şeyler elde etmeye çalışacağım. Bakın şuradaki x'i bulamıyorsak biz hep ne yapıyorduk? Bunu tamamlayan açılara bakıyorduk. Veya da karşı bölü komşusunu bildiğimiz açıları kullanarak tanjant elde etmeye çalışıyorduk. Aynı şeyi sin ve kosinüste de yapmıştık. Hatta 180 ve 90'a tamamlayan açılarda da indirgeme bağıntılarında da bu tarz şekilde sorular çözmüştük. Daha önceden alışkın olduğumuz şeyler bunlar bizim. Mesela şöyle bir şey yapsak. Şunun tamamını A desek, şuraya da B desek. X dediğimiz açı A eksi B değildir. Bakın tamamı A, burası B ise X A eksi B geliyor. Biz tanjant X'i arıyoruz. Tan X'i bulamadık ama tan A'yı bulabiliriz. Çünkü karşı bölü komşusu belli. Tan B'yi de bulabiliriz. Bakın B burası karşı bölü komşusu belli. O zaman biz A'nın ve B'nin karşı bölü komşusunu bildiğimiz için bu ikisinin farkından faydalanarak X'in de karşı bölü komşusunu bulmaya çalışacağız. X budur. Biz tan X'i arıyoruz. Yani tan A eksi B'yi arıyoruz. Hemen açılımımızı yapalım. Neydi? Tan E eksi tan B bölü 1 artı tan A çarpı tan B. Burada tan A ve tan B değerlerini yerlerine yerleştireceğiz. Tan A bakın A burası karşı komşu. Karşısı 12, komşusu 12 olduğu için tan A'nın değeri 1'dir.
Tam B'nin değerine bakalım. B'nin karşı ve komşusu. Karşısı 5, komşusu 12. O yüzden tam B yerine de 5 bölü 12 yazacağız. Bu durumda ne geliyor? 1 eksi 5 bölü 12 bölüm 1 artı 1 çarpı 5 bölü 12. Buradan 4 işlem yapıyoruz. Şu 12 eksi 5'ten yukarısı 7 bölü 12 geldi. Şurası da 12 artı 5'ten 17 bölü 12 geliyor. 12'ler birbirini götürürse buradan sonucumuz 7 bölü 17 geliyor. Evet arkadaşlar, 6. sorumuz yine bir şekil sorusu. Şekil sorularında biliyorum ki çok seviyorsunuz. O yüzden hemen çözelim bunu. ABCD kare demiş. Böyle bir karemiz var. DE EC'ye eşit. FD'de AF'nin 3 katı. Şimdi AF'ye K dersek, o zaman FD ne olur? 3 katı olduğu için 3K. Bu bir kare olduğu için o zaman karenin bütün kenarlarının 4K olduğunu elde ettik. DE de EF'ye eşitmiş. Bakın tamamı 4K ise o zaman burası nasıl ayrılacakmış? 2K'ya 2K şeklinde bizden tan alfa istiyor. Bakın bizim tan alfa değerini bulmamız lazım. Tan alfayı direkt olarak bulamayız arkadaşlar. Çünkü alfa 90 derecenin içinde değil. Ya da alfanın olduğu bölgeye bir tane diklik indirsek karşı veya komşusunu bulamıyoruz. Ama alfanın sağını ve solunu inceleyelim hemen. Bakın şuraya x desek, buraya y desek. Şurası kare olduğu için burası 4K ise burası da 4K. Biz hem x'in hem de y'nin karşı ve komşusunu bilmiyor muyuz? Biliyorsak bunlardan faydalanmamız lazım. Biz şunu biliyoruz. X artı y artı alfa karenin bir kenarı olduğu için 90 derecedir. O zaman alfa yerine şunu kullanabiliriz. 90 eksi x artı y'yi kullanabiliriz. Bizden neyi istiyordu bakın? Tan alfa istiyordu. O zaman tan alfa yerine tanjant 90 eksi x artı y'yi kullanabiliriz. Hatta bunu da biraz daha düzenleyelim. 90'da isim değişiyor. Bu ne olacak? Kotanjant x artı y 90 eksi birinci bölgeye denk geldiği için isim değişir ama işaret değişmez. Yani arkadaşlar bizden istediği şey kotanjant x artı y'ymiş. Şimdi kotanjant x artı y'yi bulmaya çalışacağız. Biz ne demiştik? Kotanjantın formülünü ezberlemek istemiyoruz. Zaten ezberlediğimiz yeterince şey var. Bir de bunu ezberlemek istemiyoruz. O yüzden kotanjant x artı y yerine 1 bölü tanjant x artı y'yi kullanacağız. Bu da nedir? Tanjantın ters çevrilmiş halidir. Tanjantın önce bir düz halini yazalım, sonra ters çevirelim. Tanjant x artı y'nin açılımını yapalım. Tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y. Bakın ters çevir dediği için hemen ikisini yer değiştiriyoruz. Ne gelir? 1 eksi tan x tan y bölü tan x artı tan y. Bakın eğer tan x ve tan y değerlerini bulursak direkt kotanjant x artı y'yi bulmuş olacağız. Şu köşede hemen bir hesaplayalım. Tanjant x. Bakın x burada karşı bölü komşu. K bölü 4K'dan K'lar birbirini götürürse ne kalır? 1 bölü 4. Aynı şeyi tanjant y için de yapalım. Y'nin karşısı bölü komşusu. 2K bölü 4K. K'lar gider. 2 ile 4 de sadeleşir. 1 bölü 2 geldi. O zaman şuradaki tan x yerine 1 bölü 4, tan y yerine 1 bölü 2, aynı şekilde yine tan x yerine 1 bölü 4, tan y yerine de 1 bölü 2'yi kullanabiliriz. 1 eksi 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 2 bölü 1 bölü 4 artı 1 bölü 2. Buradan sonrası 4 işlemdir arkadaşlar. Yukarısı 1 eksi 1 bölü 8 geliyor. Aşağısı da şunu 2 ile genişletirsek 3 bölü 4 geliyor. Yukarısına çıkartma işlemini yapalım. 8 eksi 1'den 7 bölü 8 bölü 3 bölü 4. Bölme işlemini yaparsak üsttekini aynen yazdık. Alttakini ters çevirip çarpıyoruz. Şunlar da sadeleşir. Ne geldi? 7 bölü 6. 7. sorumuzda yandaki şekil özdeş 30 kareden oluşmuş. ABC
CD dikdörtgeni gösterilmiştir diyor. Bize bir tane dikdörtgen vermiş. Özdeş 30 kareden oluşmuş. Bunu söylemesinin sebebi, bakın, şu birimlerin her birisi birbirine eşit. Bundan bahsediyor. Şurayı alfa olarak vermiş. Buna göre tan alfayı bulmamızı istiyor. Şimdi arkadaşlar, burası alfa ama bu alfa 90'ın içinde değil. Veya alfanın olduğu yere 90 koymamız da mümkün değil. Ama bakıyorum, şimdi alfanın yanındaki şuraya mesela y dersem, şunun üstüne de x dersem, şu y'nin hem karşısı hem komşusu belli. X'in de yine hem karşısı hem komşusu belli. Hemen şu y'nin karşısına mesela 1 derse komşusu ne geliyor? Bakın 1, 2, 3. Hemen isterseniz yazalım. Tan y ne geldi? Karşı bölü komşudan 1 bölü 3 geldi. X'in de yine aynı şekilde karşısı neymiş? Bakın 1, 2, 3, 4. Komşusu neymiş? 1. Tan x de buradan 4 geliyor. Şimdi biz bunları bulduk. Peki bize neler lazım? Onu bir inceleyelim. Bizden istediği şey tanjant alfa. Tan alfanın neye eşit olduğunu istiyor. Ama biz tan alfayı bulamadık. Onun yerine tan x ve tan y'yi bulduk. Bu sebepten dolayı x ve y'yi öyle bir yazacağız ki alfaya bağlamamız lazım. Biz şu şekle bakarsak, bakın, alfa x y. Üçünün toplamının ne olduğunu görüyoruz. 180 derece. Alfayı çekersek alfa neye eşittir? 180 eksi x artı y'ye eşittir. Bize sorduğu şey tan alfa. Yani tanjant 180 eksi x artı y'dir. Şimdi buradan düzenleme yapacağız. 180'de isim değişir mi? Değişmez. O zaman yine ne olarak kalacak? Tanjant x artı y olarak kalacak. Burası 180'den bir şeyler çıktığı için ikinci bölge. İkinci bölgede tanjantın işareti eksidir. O zaman bizden bulmamızı istediği şey eksi tanjant x artı y'dir. Hemen düzenleyelim. Eksi, başına eksimizi koyduk. Tan x artı y'nin paydasında ne vardı arkadaşlar? Payında tan x artı tan y vardı. Paydasındaysa 1 eksi tan x çarpı tan y vardı. Biz az önce tan x ve tan y'nin değerlerini de bulmuştuk. Bunları hemen yerine yerleştiriyorum. Eksi tan x yerine 4 bulduk. Tan y yerine, bakın, 1 bölü 3 bulduk. Bölü 1 eksi tan x yerine 4, tan y yerine 1 bölü 3 yazıyoruz. Bundan sonrası 4 işlemdir. Hemen şu yukarısını toplayalım. 13 bölü 3. Aşağısı da 3 eksi 4'ten eksi 1 bölü 3 geldi. Şu üçler birbirini götürür. Şu eksiler de birbirini götürür. 13 bölü 1'den 13 geliyor. 8. sorumuzda yine bu tipte olan bir soru, benzer bir soru. Aynı mantıkla çözeceğiz. Bize bir ABC dik üçgeni vermiş. AB 12 birim diyor şurası. BD 5 birim diyor. 12, 5 ise buranın 13 olduğunu biliyoruz. Eğer ihtiyacımız olursa kullanırız. DC'nin de 4 olduğunu söylemiş. Şurayı da vermiş. Tan alfayı soruyor. Şimdi bakıyorum, alfa şuradaki küçük açı. Bunu 90'ın içine getirmem çok mümkün gözükmüyor. Yani 90 derece çizebiliriz bu alfanın olduğu bölgede. Ama bu defa tanjantını bulmak için karşı ve komşusunu bulamıyoruz. O yüzden farklı şeyler düşünüyorum. Mesela neyin karşı ve komşusunu biliyorum. Önce bir o açıları belirleyelim. Bakın, şuradaki küçük açının karşı ve komşusunu biliyoruz, değil mi? Ve şuradaki büyük açının karşı ve komşusunu biliyoruz. O zaman biz bu ikisini kullanarak alfayı elde etmeye çalışalım. Mesela şu büyük olana x diyeyim, küçük olana da y diyeyim. Biz eğer x'den y'yi çıkartırsak alfayı bulmuş oluruz. O zaman tan alfa yerine tan x eksi y'yi kullanabiliriz. Bakın, gayet kolay geldi. Tan x eksi y'yi kullanmak için nelere ihtiyacımız var? Tan x ve tan y'yi. O yüzden hemen bunları da hesaplayalım. Tanjant x, x şu büyük açı. Karşı bölü komşu, bakın. Karşısı 9, komşusu 12. Bunlar soruda verilen şeyler. 9 ile 12'yi de 3'e bölersek 3 bölü 4 geliyor. Tan x'i bu şekilde bulduk. Aynı yoldan tan y'yi bulalım. Y şuradaki küçük açımızdı. Karşısı 5, komşusu 12. Tan y de
5 bölü 12 geliyor. Hemen tan x ve tan y'miz belliyken tan x eksi y nedir? Bunu bir hesaplayalım şu köşede. Tan x eksi y'yi hesaplamamız lazımdı. Tan x eksi y neye eşittir arkadaşlar? Tan x eksi tan y bölü 1 artı tan x çarpı tan y. Biz tan x ve tan y değerlerini bulduk. Tan x yerine 3 bölü 4 bulduk. Tan y yerine de 5 bölü 12 bulduk. Yerlerine yazıp toplama çıkartma işlemlerini yapacağız. 3 bölü 4 çarpı 5 bölü 12. Buradan sonrası düzenleniyor. Bunu siz düzenleyip sonucu bulduğunuzda arkadaşlar 48 bölü 189 çıkacak. Arkadaşlar hemen sonraki sorumuzda ÖSYM ne sordu sorusuyla devam edelim ama yine altında çözüm olduğu için ben farklı bir kağıda yazdım. Buradan çözeceğim. ABCD bir kareymiş. Şuranın x olduğunu vermiş. Buna göre kotanjant x nedir diyor. Şimdi bakıyorum buradaki x'i 90'ın içine taşıyabilir miyim? Yani gördüğünüz gibi buradaki x'i 90'ın içine taşımak mümkün değil. Taşısak da yani şuradan bir yerden diklik indirsek de buradaki x'in karşı ve komşusunu bulamayız. O yüzden farklı şeyler düşünmeye çalışacağız. ABCD kareymiş. Bir defa kare ise bütün kenarları birbirine eşittir. Bakın burası 6 ise burası da 6 olmalı. Burası 3 olmalı ve burası 2 olmalı. Şimdi biz hep ne buluyorduk? Karşı ve komşusunu bildiğimiz ve x ile alakalı olan köşeleri bulmamız lazım. Bakın mesela şuradaki açının karşı ve komşusunu bilmiyor muyuz? Aynı şekilde buradaki açının da yine karşı ve komşusunu biliyoruz. O zaman ben bu ikisini x'e bağlı olarak yazarsam direkt sonuca ulaşabilirim. Bakın şuraya x, buraya a diyeyim, buraya b diyeyim. Çok karmaşık oldu. Şurayı tekrardan düzeltelim arkadaşlar. Burası a, burası b olsun. A ve b'nin x ile ne ilişkisi var? Az çok bir geometri bilginiz varsa ki var. A ile B'nin toplamının iki tane iç açının bir dış açıya eşit olduğunu biliyorsunuz. A artı B'nin biz x olduğunu biliyoruz. Bize kotanjant x'i sormuş. O zaman biz kotanjant A artı B'yi hesaplamamız lazım. Kotanjant sorduğu zaman biz onun yerine neye hesaplıyorduk? 1 bölü tanjantı. Kotanjant A artı B yerine 1 bölü tanjant A artı B'yi hesaplayacağız. Tanjant formülünü biliyoruz. 1 bölü dediği için onu ters çevirip yazıyorum. Bakın normalde tan A artı B'nin üstünde ne yazıyordu? Tan A artı tan B. Ters çevirdiğim için onu aşağı yazıyorum. Tan A artı tan B. Altında ne yazıyordu? 1 eksi tan A tan B. Ters çevirdiği için onu eksi tan A, tan B. Evet, kotanjant A artı B'nin açılımı budur arkadaşlar. Burada tek ihtiyacımız olan şey şu an tan A ve tan B değerleri. Tan A, bakın A burada karşısı 4, komşusu 6. Yani 4 bölü 6 sadeleşirse 2 bölü 3'müş. Tan B'yi de bulalım. B burada karşısı 6, komşusu 3. 6 bölü 3'ten 2'ymiş. O zaman biz bunları yerine yazarsak şurada kotanjant A artı B'miz neye eşit olacak? 1 eksi tan A tan B. Yani 2 bölü çarpı 2 bölü tan A artı tan B. Yani 2 bölü 3 artı 2. Buradan 4 işlem yapmamız gerekiyor. 4 işlem yaparsak da cevabımız eksi 1 bölü 8 geliyor. 9. sorumuza devam edelim. Soruyu birlikte bir okuyalım. Yandaki dikdörtgen şeklindeki bir odanın kapı aralığından sızan ışık 9 metre uzunluğundaki BC duvarının buradan ne anladık arkadaşlar? Hemen not edelim. BC'nin 9 metre olduğunu anladık. 3 metrelik EC kısmını aydınlatıyormuş. O zaman burası 3'müş. Dolayısıyla yukarıya ne kalıyor? 6 kalıyor. Bunları hemen bir not ettik. AB duvarı 12 metre uzunluğunda olduğuna göre diyor. Yani şunun tamamı
12'ymiş. Burası 12 ise alt taraf doğru gider. Burada 9 ise burası da 9'dur. Eğer ihtiyacımız olursa bunları da kullanacağız. Bize ne soruyor? Kapıdan sızan ışığın odaya giriş açısının tanjantı. Bakın odaya giriş açısı burası değil mi? Buraya x dersek bize ne soruyormuş bu soru? Tan x'i soruyor. Arkadaşlar artık bu şekli gördüğünüz anda tanımanız lazım. Bakın bu yani şu ana kadar çözdüğümüz birçok soru hep bundandı. Burası x ise biz bu x'in tanjantını bulamayız. Ama biz neyin tanjantını bulabiliriz? Bakın şuradaki açıya a dersek karşı ve komşusu belli olduğu için a'yı bulabiliriz. Şuraya b dersek karşısı nedir bunun? 12, komşusu 9'dur. B'nin de tanjantını bulabiliriz. O zaman biz ne yapacağız? X'i A ve B cinsinden yazacağız. Biz üçünün toplamının bu bir dikdörtgen olduğuna göre 90 derece olduğunu biliyoruz. X'i yalnız bırakırsak X nedir? 90 eksi A artı B'dir. Bize tanjant X'i soruyor. Yani tanjant 90 eksi A artı B'yi soruyor. Bu da nedir arkadaşlar? 90'da isim değiştiği için kotanjant A artı B olacak. Bizden bulmamızı istediği şey aslında kotanjant A artı B'dir. Kotanjant A artı B'yi bulmak için neyi bulmamız gerekiyordu? 1 bölü tanjant A artı B'yi bulmamız lazım. Bunu da hemen şu köşede çözelim. 1 bölü tan A artı B'yi bulacağız şimdi. 1 bölü tanjant A artı B. Biz neyi biliyorduk? Tanjant A artı B'nin ters çevrilmiş halini istiyor ya bizden. Biz tan A artı B'nin üst kısmında ne yazdığını biliyorduk. Tan A artı tan B. Bakın ters çevirdiğimize göre o zaman tan A artı tan B aşağıda yazacak. Üste ne yazacakmış? 1 eksi tan A tan B. Bu tan A artı B'nin ters çevrilmiş hali. Bunu bulursak eğer bizden istediği şeyi bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bunu bulmak için de nelere ihtiyacımız var? Tan A ve tan B'ye ihtiyacımız var. Hemen şu köşede tan A ve tan B'yi hesaplayalım. A burada bakın. Karşısı 6, komşusu 12. 6 bölü 12'den 1 bölü 2'dir. Tan B karşısı 12, komşusu 9. 12 bölü 9. İkisi de 3 ile sadeleşirse 4 bölü 3 geliyor. Buradan bulduğumuz değerleri şurada hemen yerine yazalım. 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 4 bölü 3. Bölü tan A yerine 1 bölü 2 artı 4 bölü 3 yazıyoruz. Buradan biraz 4 işlem yapacağız. 4 işlem yaptığımızda mesela şunlar sadeleşir. Yukarısı 1 eksi 2 bölü 3 kaldı. Aşağısında hemen paylaşlayalım. 3, 8 daha 11. 11 bölü 6. Yukarısında yine paydaşlarsak 3 eksi 2'den 1 bölü 3 bölü 11 bölü 6. Bölme işlemi nasıl yapıyorduk? Üstteki aynen yazılır. Alttaki ters çevrilip çarpılır. Bu işlemi de yaptığımızda 2 bölü 11 bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Böylelikle tanjant ve kotanjantın da yarım açı formüllerini bitirmiş olduk. Şimdi bakın sırada ne var? Yarım açı dedim sanırım az önce yanlış söyledim. Sıradaki konumuz yarım açı arkadaşlar. Yarım açıyı da yine 11. sınıfta görmemiştik. Bu da 12. sınıf müfredatına dahil olan bir konu. Buna bir sonraki dersimizde başlayacağız. Bu da yine toplam fark formülleri gibi formül üzerine dayalı. Zaten adı üstünde yarım açı formülleri. Formül üzerine dayalı ama tabii ki soruya baktığınızda o sorunun yarım açıdan veya da toplam fark formülünden çözüldüğünü görmeniz için de çok fazla soru çözmeniz lazım. O yüzden kitaplarınızı mutlaka hızlı bir şekilde bitirin. Biliyorsunuz ki en az 3 tane kitabı aynı anda götürmeniz gerekiyordu. Yani umarım şu an evde bunları yapıyorsunuzdur arkadaşlar. Görüşmek üzere.